Anneciğim, uyanma zamanı. Hadi anneciğim, uyan. Anne, hadi kalk artık anne. Üf. Melek, Melek. Kızım. Uyuyakalmışsın burada, boynun tutulacak. Hadi kalk yatağına yat. Güzel bir rüya gördüm. Dayan anneciğim. Yarın kavuşacağız. Dayan. Her şey net değil mi? Basit. Anladım hanımefendi. Hiç sorun yok. Söylediklerimi unutma, tamam mı? Tabii. Unutulmuyor. Siz hiç merak etmeyin. Evine yolunu unutacaksın Melek. Benim yuvamı bozmaya çalışmak ne demekmiş göreceksin. İçeride çürüyeceksin. Vay vay vay. Arzu yengeye bak sen ya. İsteyince kasanın ağzını nasıl açıyor? O niye gelmedi? Buraya geldiğimden haberi yok. Ha, bunu o yollamadı yani. Şşş, bana bak. Sen nereden yürüttün lan bunu? Saçmalama, ne yürütmesi? Benim gerdanlığımı. O çiftlikte kaç para veriyorlar lan sana? Adam lazımsa ben de geleyim. Ulan bana sahte gerdanlığı yutturmaya kalkıyorsan var ya. Bir ısır bak bakalım, sahte miymiş değil miymiş az çok anlarsın. Kaç para eder bu? İstediğinin en az iki misli. Bana bak, Arzu Hanım buraya geldiğinden de, bunu sana verdiğimden de haberi olmayacak. Lan ben de sana boş yere köstebek dememişim ha. Bir daha arayıp para falan istemek de yok, tamam mı? Sen nasıl istiyorsun köstebeğim? Ya tamam, çek şu kolunu. Şş, bana bak. Eğer bu sahici ise mesele yok. Ama sahte ise var ya, bu sizin ölüm fermanınız olur, haberin olsun. Vay anasını sayın seyirciler. Gülgoncaya bak sen ya. Vallahi bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim.
varsın, her şeyim yok olsun. Ama yeter ki sana bir şey olmasın. Parlıyor be. Ulan Veysel, gene dört ayak üstüne düştün ha. Vay Zeynep Hanım, alışveriş şekli ha. Sonunda buraya adam etmeye karar verdin demek. Ha tabii, yarın büyük gün. Çıkıyor mu yarın sevgili ablacığın, kavuşuyor muyuz? Baba, bana bak, söz verdiğin gibi Melek abla gelmeden gideceksin. Bak, 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 pozlara bak, pozlara, artist. Tribini sevsinler. Ben de çok meraklıydım bu çöplükte Zeynep Hanım'ın triplerini çekmeye. Bağlasan durmam lan ben bu ahırda. Alın sefil evinizi başınıza çalın. Zeynep Hanım. Gidiyoruz artık. Relax, relax. Rahat ol. Gidiyorsunuz yani. Gidiyoruz. Görüşemeyiz artık. Sevgili kader mahkumu ablacığına da selam söylersin. Amca, fotoğrafı çıkarttığın için çok teşekkür ederim. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Ama bak, bu fotoğrafı bizden başka kimse görmesin. Tamam mı? Hı hı. Ben Zeynep ablamı çok seviyorum. Ben de. Kurabiye getirdim. Oo, Elif bak. Gonca senin en sevdiğin kurabiyelerden getirmiş. Teşekkür ederim Gonca abla. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim Gonca. Elif konusunda da bana çok yardımcı oldun. Çok sağ ol. Ne demek Selim Bey? Sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan emin olabilirsiniz. Tekrardan çok sağ ol. İyi ki varsın. Amca, benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Yarın inşallah burada uyumayacaksın. İnşallah. Çıkınca senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii. Ya, tabii ki, ne istersen. Git bir deniz kenarına. Ama elinde şu meret de olsun. Çek o deniz kokusunun içine. Benim için deniz kenarında bir çay içer misin Melek? Kızını da al yanına. Sımsıkı sarıl ona. Hem insan sevdiğine sarılınca ne soğuk işler, ne de ayaz. İnşallah sen de bir an önce annene kardeşine kavuşursun Teslim'e. İnşallah Melek. İnşallah. Bunu da şuraya yapıştıralım.
Çok güzel olacak. Ne güzel olmuş. Nereden buldun bunu? Bunu Ayşe teyze vermişti bana. Ben de saklamıştım. Yapıştırdın mı? Hı hı. Çok güzel oldu bence. Bunu yarın anneme vereceğim. Bunu onun için yaptım. Ne güzel düşünmüşsün. İyi kalpli prenses. Şeker atmadım abi. Getireyim istersen. Gerek yok, istemez. Hayırdır abi? Sen niye geldin? Benim şu ödemeyi ne zaman yapacaksın? Yaparız abi, acelesi ne? Erkut, kaç gündür beni meşgul ettin bu işte. Ver artık paramı. Şu iş bir hallolsun, vereceğim abi. Kaç para ki zaten? Kaç para maç para bilmem. Söz verdin. Abi, sözüm söz. Vereceğim. De, şimdi değil. Şimdi olmaz diyorsun yani. Beni bir daha zor görürsün Erkut. Abi nereye? Başkasını bul. Abi nasıl başkasını bulayım? Adam seni biliyor sahibi diye. Allah kabul etsin. Sağ ol evlat. Allah razı olsun. Eline sağlık. Otursana oğlum. Nedir aklındaki? Yarın kardeşin kurtulursa onun karşısına kim olarak çıkacaksın? Sizi ayrı koyanlara kin güderek, yüreğindeki intikam ateşiyle beslenen yabancı biri olarak mı, yoksa içindeki bu ateşi söndürmüş, bu duygudan arınmış abisi olarak mı bakacaksın kardeşinin gözlerine? İntikam bütün kötü duyguları canlı tutar evlat. Sonra bir an gelir, aynadaki adama bakıp, kim bu adam? Kim dersin? Yabancılarsın. Gözlerini kaçırmaya başlarsın. Sonra o yabancıya alışırsın. En kötüsü de bu evlat. Alışmak. Alışma. Ve sakın unutma o küçük masum Melih'i. Biliyorum evlat, biliyorum. Yaran derin ama bırak kabuk tutsun. Bugün yoluna engelsen, yarın doğru yolda yürümen içindir oğlum. Bana söz ver. Eğer yarın kardeşin kurtulursa, her şeyi unutup, küçük Melih kadar masum, temiz yüreğinle çıkacaksın karşısına. Eğer kardeşim oradan çıkamazsa, kavuşamazsak Efruz baba, işte o zaman ateş büyür. Yanarım. Ben bile korkarım kendimden.
Ne var Erkut? Telefonlara çıkmıyorsun. Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Sessizde kalmıştır, cebimizde kalmıştır. Yoksa niye açmayalım abi, değil mi? Yarın borcumun tamamını ödüyorum. Çağır arabanın sahibini, buluşalım. Elden ne varsa hepsini vereceğim. Parayı buldun mu abi sen? Daha güzel bir şey buldum. Hayırdır abi? Abi bu çok kıymetli bir şey ya. Öyle tabii. Bozduralım, yarın hesabı görelim, bitirelim. Abi, bozdurmayalım biz bunu. Niye lan? Abi, bu kuyumcu milleti çakaldır. Uyanır hemen senin ihtiyacın olduğuna, ederinin altını verir abi. Yani, sanki. Bu böyle daha çok işimize yarar Veysel abi. İyi. Tamam o zaman. Çağır herifi yarın, verelim, gitsin. Abi, elemanın acil bir işi çıkmış, şehir dışına gitmiş. Birkaç güne gelecek. Ha. İyi. O zaman iki gün daha bizde kalıyor madem. Biraz cebimiz ısıtsın, değil mi? Aynen abi. Annem hediyemi görünce çok beğenecek.
Afiyet olsun. Oo! Prenses Hazretleri nihayet kahvaltı masasına teşrif ettiler. Hadi ye bir şeyler. O kadar heyecanlıyım ki. Canım hiçbir şey istemiyor. Erkenden hazırlanmışsın. Daha 2 saat var. Bayram çocuğu mübarek. Ayakkabılarını da başın ucuna koysaydın kız. onun bayramı bugün. Ne yapsa hakkı. Zaman geçmek bilmiyor. Sabah zor ettim. Sıkma canını. Allah'ın izniyle bundan sonra kuş gibi özgür olacaksın. Dereyi görmeden paçaları sıvamasaydın. Böyle bir çukura düştün mü bir kere kolay çıkılmaz diyorum. Sen niçin laftını anlamıyorsun? Dikenli çalı gibi. Şeytan diyor. Saadet abla boş ver. Ya bugün beni hiçbir şey üzemez. Kızımla kavuşmama çok az kaldı. Kiraz teyze. He gülüm. Aman. Bayram şekeri gibi mi olmuşsun? Elbisen yeni mi? Hı. Selim amca almıştı ya hani. Güzel olmuş mu? He. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sana da pek yakışmış. Sen de benim saçlarımı örer misin? Örmem mi? Hem de pek güzel örerim. Bu ne heyecan? Hiç. Hadi Kiraz teyze saçımı ör. Tamam. Dur sen tokalarını alıp geliyorum. Selim amca bak ben hazırım. Oo, çiçek gibi olmuşsun. Ver bakalım bir öpücük. Ne zaman gideceğiz? Şşt. Birazdan çıkacağız. Ama kimseye söylemek yok, tamam mı? O koltuğu şöyle alalım. Sana da günaydın. Nasılsın? Yorgun. Sen? Aynen ya, ben de. Bütün gece yorgunluktan uyuyamadım. Ama değdi. Az kaldı. Bugün her şeyi yeniden başlayacağız. İnşallah Selim. Siz ne yaptınız, çıktınız mı? Elif'i de getiriyorsun değil mi? Tabii. Elif hazır zaten. Beni bekliyor. Ha bu arada eşyalar geldi mi? Geldi. Çok güzel oldu. Ustalar yerleştiriyor şimdi. Süper. Selim, çok sağ ol her şey için. Tamam ya. Sen de bir hamburger ısmarlarsın. Ödeşiriz. Selim, şey diyecektim. Siz buraya gelmeyin isterseniz. Ben üniversitenin oraya gelirim. Orada buluşur, adliyeye gideriz. Hem zaman kaybetmemiş oluruz. Tamam, öyle yapalım. Tamam o zaman. 1 saat sonra görüşürüz. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Bazı şeylerin önüne geçemezsin. Hayır da şer de Allah'tandır. Bunu unutma. Ne olursa olsun metanetini koru evlat. Yanlış yollara sapma. Bizim için dua et Efruz baba. Duam seninle oğlum. Yalnız dediklerimi sakın unutma. Hadi kal sağlıcakla. Hadi selametle olun.
Elif'imin saçları da ipek gibi. Oh, mis gibi de kokarmış prenses prenses. Günaydın. Niye böyle giyindin? Hiç. Bunu giymek istedim. Çok güzel olmuş ama, değil mi? Benim de kot elbisem var. Hem de bundan daha güzel. Ne güzel. Sen de gezmeye giderken giyersin. Bu da aynı anası. Gene sinir buhranlarına tutuldu. Oh, saçlarınız hazır küçük hanım. Çok güzel olmuş Kiraz teyze. Teşekkür ederim. Bir şeyden. Ana, ben bahçeden nane alacaktım. Unuttum. Ah Kiraz, ah akıl mı kaldı ki? Sen dur burada. Gideyim de alayım bari. Melek, mahkemeye çıkacaksın hadi. Güzel haberlerle dönersin inşallah. Hadi hayırlısı. Kurtulursun inşallah. Döneceğin yer yine burası. Sevinme o kadar. Nerede kaldı bu mayo? Zeynep abla, çok mutluyum. Anneme gidiyoruz. Umarım her şey yolunda gider. Umarım Zeynep. Bugün erkencisin. Heyecandan. Rahat ol. Elimiz çok güçlü. Melih'i kurtaracağız değil mi? Büyük bir ihtimalle bu akşam evinde uyuyacak Melek Hanım. Çok kapsamlı bir savunma metni hazırladı. Şikayete konu olacak bir husus yok. Sicili temiz. En önemlisi olaya şahit olmuş bir tanık yok. Bugün lehimize bir karar çıkacak inşallah. Umarım her şey yolunda gider. Gidecek, gidecek. Merak etme. Sana güvenim sonsuz Orhan abi. Şimdiden her şey için sağ ol. Sen de sağ ol Meri. Selim amca, daha çok var mı? Biraz sabret güzelim. Selim, Elif'i de sokacak mıyız içeri? Yok ya. Zaten yeterince psikolojisi bozuldu. Bir de Melek ablayı böyle görmesin şimdi. O zaman siz dışarıda beklersiniz Elif'le, ben de içeri girerim. Olur. Eyvah! Ne oldu canım? Anneme yaptığım hediyeyi unuttum. Üzülme canım, sonra verirsin. Ama ben anneme sürpriz yapacaktım. Ama ablacığım... Selim amca, lütfen dönüp annemin hediyesini alalım. Dönersek geç kalabiliriz Selim.
Bütün gece uğraştı o hediyeyi yapabilmek için. Bugün annesine o hediyeyi verecek. Kahvaltınız hanımım. Omleti geri götür, peynirleri de. Biraz daha meyve getir. Ha bir de kirazı söyle, biraz daha ekmek kızarsın. Labne süreceğim. Canım bugün böyle hafif şeyler yemek istiyor. Hayırdır hanımım, siz omlete hayır demezdiniz. Böyle güzel bir günde ağır şeyler yiyerek midemi alt üst edemem Goncacığım. Keyiflisiniz. Bir sebebi var mı? Bugün Meleğin dava günü. Ya bugün mü? Hı hı. Ya çıkarsa? Kızarmış ekmek ve labne Goncacığım. Hadi. Siz de mi geldiniz? Sizi bu zor gününüzde yalnız bırakmak istemedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zeynep nerede kaldı? Duruşmanızın başlamasına yarım saat var. Buyurun oturun. Az önce avukatla konuştum. Dava ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Umarım birkaç saat sonra buradan özgürlüğünüze kavuşmuş olarak çıkacaksınız. İnşallah. Size de Orhan Bey'e de ne kadar teşekkür etsem az. Çok sağ olun. Birazdan duruşma başlayacak. Hazır mısın Melek Hanım? Hazırım. Daralıyor. Çok az zamanım kaldı Melek. Sana iyi şanslar dilemek isterdim. Sanak Melek Şimşek. Güçlü olun Melek Hanım. Dik durun. Adalet geç de olsa yerini bulacak. Buna emin olun. Al bakalım. Zeynep abla bak. Anneme yaptım. Aferin sana canım. Neyi düşünmüşsün?
Yetişiriz değil mi Selim? Yetişiriz merak etme. Yetişeceğiz yani. Mecbur. Belirlediği mesafe celse açıldı. Sanık Melek Şimşek'in duruşmada hazır olduğu görüldü. Buyurun Savcı Bey, mütalaayı alalım. Sayın Hakim, 7 Ocak 2015 tarihinde yapılan bir ihbar sonucunda sanık Melek Şimşek'in evinde yapılan aramalarda sanığın evinde 4 kilo 350 gram uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Geç kalıyoruz. Burada trafik olabilir. Eğer öyleyse bir saate çıkamayız. Ne yapacağız? Başka bir yol deneyeceğim. Yapılan soruşturma sonucunda eylemin izinsiz uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin yapma kapsamına girdiği anlaşıldığından sanık Melek Şimşek'in Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca 2 hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyorum. Tüh be! Burası daha betermiş. Uf, duruşmaya geç kalıyoruz ya. Savcının mütalasını dinlediniz. Sanık Melek Şimşek. Mütala ile ilgili diyeceğiniz bir şey var mı? Hakim Bey, ben suçsuzum. Bakın, benim bu olaylarla hiçbir alakam yok. Hayatımda uyuşturucuya elimi bile sürmedim ben. Nedir, nasıl alınır onu bile bilmem. Birisi bana tuzak kurmuş. Benim gerçekten bu olaylarla hiçbir alakam yok. Ben suçsuzum, ne olur inanın bana. Masumum ben. Peki, başka ekleyeceğim bir şey? Yok. Bütün diyeceklerim bu kadar. Oturabilirsin. Savcının mütalası dinlendi. Davacı vekilinden soruldu. Buyurun, savunma için sizi dinliyoruz. Sayın Hakim. Müvekkilim Melek Şimşek'e isnat edilen tüm suçları reddediyoruz. Müvekkilim çevresinde dürüst, ahlaklı, onur sahibi bir insan olarak bilinmektedir. Bugüne kadar hukuk dışı hiçbir eylemin içinde bulunmamıştır. Yapılan kan testleri sonucunda söz konusu suçlamanın aksini kanıtlar nitelikte kanında uyuşturucu bir maddeye rastlanmamıştır. Tanık ifadeleri de müvekkilin Melek Şimşek'in suçsuzluğunu destekler niteliktedir. Durum son derece açıktır ki müvekkilim kendisine kurulan hain bir kumpasın kurbanı olmuştur. Evinde ortaya çıkan ve bir başka kişi veya kişiler tarafından saklandığını düşündüğümüz bir miktar uyuşturucu madde ve isimsiz bir ihbar dışında savcılık makamınca isnat edilen suçun ifade edildiğini destekleyen hiçbir unsur bulunmamaktadır. Dosyadaki savunmalarımızın ve tanıklarımızın ifadesi doğrultusunda atılı olan suçun ispatlanmadığını, ortada müvekkilim tarafından işlenmiş bir suç olmadığını beyan ediyor ve mahkemenizden müvekkilimin beraatını talep ediyorum. Lütfen herkes ayağa kalksın. Taraflar dinlendi. Savcının mütalası ve davacı vekilinin savunması alındı.
Dosya incelendi. Dosya içeriği ve deliller değerlendirildi. Yargılamanın bittiği bildirildi. Geriye düşünüldü. Sanık Melek Şimşek üzerine atılı uyuşturucu madde bulundurma suçundan açılan kamu davasından beraatini. Bir tane geldi Sayın Hakim. Geç kaldık işte. Bu ne trafiği ya? Hayır ya. Yürü hadi yürü. Şimdi annemi göremeyecek miyim? Ne yapıyorsun? Trafikte yetişmemiz mümkün değil. Hadi. Ben bu kadının komşusuyum Hakim Bey. 2 ay önce mahallemize taşındı. Taşındığı günden beri eve giden çıkan belli değil. Mahallenin düzenini bozdular. Kendisinden şikayetçiyim. Hayır, doğru değil bu. Sessizlik. Devam et. Eve giden çıkan belli değil Hakim Bey. Taşındıkları günden beri huzurumuz kalmadı mahallede. Her gün kavga, bir patırtı, bir gürültü. Bir keresinde artık dayanamadık. Ne oluyor diye baktık. Bir de ne görelim? Dışarıda bir araba, içeriden torba torba mallar taşınıyor. Böyle beyaz beyaz torbalar. Yalan söylüyor. Yok öyle bir şey, yalan. Sessizlik. Ben söz vermeden kimse konuşmasın. Sonra etraftan sorduk soruşturduk. Öğrendik ki meğer ticaretini yapıyormuş bunun. Oğlum da bu kadını kurban oldu Hakim Bey. Aklına girmiş. Uyuşturuculardan satmış yiğidime, haberimiz yok. 2 haftadır hastanede tedavi görüyor oğlum. Hepsi bu musibet kadının yüzünden. Oğlumun kanına girdi, lanet olasıca. Hapislerde çürüsün inşallah. Tamam kızım, yeter bu kadar. Zeynep iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi, hadi Elif'ciğim gel. Karar. Dosyanın tekrar değerlendirilmesi. Tanıkların tekrar dinlenmesi için. Davanın 2 ay sonra ertelenmesine. Sanık Melek Şimşek'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Gel bakın. Ben masumum. Ben bir şey yapmadım.
Abla. Hayır, olamaz. Anneciğim. Kızım. Anneciğim, canım anneciğim. Nasıl? Mis kokulu. Anneciğim, seni çok özledim. Ben de yavrum. Ben de seni çok özledim. Bak, senin için yaptım. Hadi artık gidiyoruz. Anne, nereye gidiyorsun? Gitmem lazım kızım.